Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım iyisinizdir. Her hafta pazar günü geçtiğimiz hafta yaşanan işte önemli haberleri özetleyip derlediğimiz video serimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bu hafta geçtiğimiz haftaya göre daha git geldi. Göreceli olarak da daha durgun bir hafta geçirdik kripto tarafında. Umarım bu hafta da sizin için kazançlı geçmiştir. Bu hafta Fed Başkanı Powell ve diğer Fed yetkililerinin çeşitli açıklamalarından yapılan çıkarımlara göre bu yıl içerisinde iki kez daha faiz arttırılması ihtimali %80'lere kadar çıktı arkadaşlar. Bunu size anlatmıştım ben geçtiğimiz haftalardaki videolarda. Bu yıl maksimum iki kez yapacaktır. Üçüncüye marketlerin gücü yetmeyebilir şeklinde anlatmıştım. Açıklamalarda iki kez daha arttırılacağı yönündeydi. Tabii sıkıntılı enflasyon ya da işte vesaire verileri gelirse bu tarafta bir değişiklik görebiliriz. Ancak yılın bitmesine iki çeyrek daha varken, yani şöyle Haziran'ı bitirince yılın yarısını bitirdik. İkinci çeyreği bitirmiş olduk yani. Önümüzdeki 6 ay için iki faiz gözüküyor bu tarafta, makro tarafta. Diyelim makro tarafta gelişmeler bunlardı. Basitçe onu anlatmak istedim. Onun dışında başka gelişmeler de var ama bizi ilgilendiren kısmı, faiz kısmı önemli olduğu için ondan bahsettim. Özellikle diyelim ve kripto tarafına geçiyorum. Kripto tarafıyla da şöyle haberler fiyata etki etti. Her zaman olduğu gibi. 31K üstüne atılan fitiller hep haberlerin pozitif etkisiyle geldi o fitiller. Yine negatif, yani göreceli olarak negatif sayılabilecek bazı haberlerle Bitcoin bu hafta 30K altını bir iki kez sarksa da işte 30-31 bandında, yani %3'lük range içerisinde aşağı yukarı hareketine devam ediyor. Bu arada Bitcoin dominansında düşüşler gerçekleşiyor. Bu da altcoin'lerde aslında hasret kaldığımız, beklediğimiz yükselişleri kısmen de olsa gerçekleştirmiş oluyor. Ama tabii burada şöyle de bir şey var. Yani dominansın bu yükselişine ikna olmuş değil insanlar. Yani ne demek bu? Daha fazla yükselse dominans, ondan sonra düşüşe geçse, altcoin'lerdeki bu yükseliş hareketini o şekilde gözlemlemiş olsak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorlar. Yine de dominans çok yükseldi. Yani 52'lere kadar çıkmıştı. Şu an ufak bir düzeltmede. Ve bu ufak dominansın düşüşlerinde bile işte haberi olan altcoin'ler, LTC gibi, BCH gibi ya da işte Ethereum'un yanında güçlü duran coin'ler, işte LDO gibi, yani sağlam proof of work'ü olan elle tutulur projeler diyelim ya da işte haberi olan coin'ler dominans düşüşüyle birlikte güzel yükselişler kaydettiler arkadaşlar. Birçok coin dirence gelmiş durumda olsa da şu anda. Onun dışında işte haberler falan var. Önce şu haberlere bakalım biz. Oradan da grafik tarafına geçeriz. Özetleyelim bu haftayı. Neler oldu, neler bitti. Evet, başlıyorum haberlerimize arkadaşlar. Öncelikle ilk haberimiz Fidelity'den geldi. Perşembe günü geldi bu haber. Fidelity'de dev bir varlık yönetim fonu arkadaşlar şirketi. ETF başvuruları kervanına katıldı. Bildiğiniz gibi size birkaç haftadır anlatıyorum. BlackRock'ın ETF başvurusundan adeta işte cesaret alıp diğer kurumsallar da birer birer başvurulara hızlandırmışlardı. Hatta ben bununla ilgili tweet de attım. BlackRock'tan sonra işte Fidelity ve Citadel'e dikkat edelim. Oralardan da birkaç haber gelebilir diye. Nitekim Fidelity tarafından geldi bu başvuru haberi. Resmi olarak başvurduklarını duyurdular. Spot ETF'e Bitcoin için, yani işte hisse senedi gibi kurumsallar alıp satabilecek Bitcoin'e. Şimdi burada herkes sırayla BlackRock'tan sonra başvuruyor. Geçen hafta ben bu durumu olumlu bulduğumu söylemiştim. Yani eğer BlackRock'ı kabul ederse hepsini kabul edecek gibi bir durumda kalacaktı. Şimdi Fidelity başvurusundan sonra SEC tarafından göreceli olarak olumsuz bir haber geldi arkadaşlar. SEC tüm yapılan spot Bitcoin ETF'lerinde, yani işte BlackRock, Fidelity vesaire olarak değil, hepsi için başvurular yetersiz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani başvuruların içeriği yetersiz, hani bunları düzeltin, bir daha gönderin gibilerinden. Market oldukça olumsuz karşıladı bu haberi. Bitcoin fiyatı 31K civarında işlem görüyordu. 29.500'lere kadar sarktı, iğne attı. Aslında bir yandan da güzel. Yani şöyle güzel. Eğer bir yükseliş senaryosu yaşayacaksak, yüksek kaldıraçlı longları temizleyip öyle yükselmesi, yani long likiditesini alıp yükselmesi mantıklı bir senaryo. Eğer yükseleceksek tabii. Yani onu da belirtelim, yanlış anlaşılma olmasın. Aslında burada şunu görüyoruz. İlk başta haberin içeriğine bakmadan
SEC bütün ETF'leri reddedecek gibi bir görüş oluştu çok kısa bir süre içerisinde. Yani saatlik bunda yaşandı bu olaylar. Bir saat içerisinde böyle bir izlenim vardı. Sonra az bir şey araştırınca hani işte açık kapı bıraktığını, yani şunları bir düzeltin de yollayın tekrar gibi bir tutumda oldukları gözlemlendi. Bu sefer de kaldığı yerden tekrar yukarı ivmelendi Bitcoin. Bu sırada altcoin'ler çok enteresan tepkiler verdiler bu silkeleme hareketinde, fiyat hareketinde. Özellikle Ethereum, Litecoin gibi proof of work, yani elle tutulur bir yapıya sahip projeler çok güzel kalktı bu kısa süreçte. Bakalım devam edecekler mi? Hafta açılınca hareketlerini göreceğiz. Bu arada SEC'in bunları düzeltin, tekrar yollayın açıklamasından sonra CBOE, Amerika'da önemli bir menkul kıymet borsası arkadaşlar, Fidelity'nin başvurusunu yeniden düzenleyip yolladı. Çünkü burada iştirak olarak gözüküyor bu anlaşmada CBOE. Yani mesela işte BlackRock'ın yaptığı başvuruda ben size daha önceden bahsetmiştim. İştirak olarak, aracı kurum olarak Coinbase Custody gözüküyordu. CBOE, Invesco, VanEck, WisdomTree ve Wise Origin gibi şirketler Coinbase'i gözetim paylaşım anlaşmaları için kullanacakları ticaret platformu olarak listelemek için başvuruları tekrar güncelleyerek geri gönderdi arkadaşlar. Bu tarafta, bu kurumsal tarafta 3 tane haberden birlikte bahsetmiş olduk. Böylece bu kurumsal tarafta haberlerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ben haberlerime. Kraken haberi var. Kraken haberi enteresan geldi bana. Şimdi bunu paylaşayım sizinle de. Bu hafta içerisinde IRS, yani ABD İç Gelir Kurumu, Amerika'nın İç Gelir Kurumu, vergi idaresi gibi bir şey sanırım, bilmiyorum. Kraken'deki kripto işlemleri yapan kullanıcıların bilgilerini istedi. Bunu Kraken borsası kendisi yaptı bu duyuruyu. Aslında yani tuhaf bir haber, yani tepkiyle karşılandı. Ben de tepkiyle karşıladım açıkçası. Çünkü hani kripto paraların aslında doğasına, yapım amacına aykırı bir şey bu. Yani kullanıcı bilgisi istemek bir yandan da sakat bir iş, yani fişlemek gibi bir şey aslında. Amerikan hükümeti bu tarz taleplerde bulununca insanlar tedirgin oluyor aslında. Yani sadece Amerikan hükümeti olarak da indirgememek lazım tabii, ama bence herhangi bir şirketten, bir devlet kurumunun herhangi bir sebeple kullanıcı datalarını paylaşmasını istemesi bana göre problemli bir yaklaşım. Yani şunun için istiyorlar aslında. Öncelikle vergilendirme. Yani regülasyonlar gelecek Amerika tarafında. Yakın artık, hani eli kulağında. Uzun zamandır bekliyoruz zaten. Ama artık hani bayağı yaklaştı gibi geliyor bana. Bu regülasyonlarla vergilendirme regülasyonların içindeki en önemli konu olacaktır muhtemelen. Yani kullanıcı fonlarına ya da kullanıcıları korumaktan çok vergilendirmeye daha çok önem veriyorlar bence regülasyon tarafında. O yüzden bu bilgileri istemiş olabilirler. Bu tarafta da insanlar ikiye ayrılmış durumda. Yani bir taraf işte doğası gereği anonim kalması gerektiğini düşünürken, diğer tarafta kriptoya gelecek olan regülasyonların ileride çok olumlu olacağını, kriptoyu başka yerlere, başka seviyelere getireceğini düşündükleri için destekliyorlar bu isteği. Aynı zamanda kara para aklamanın da önüne geçmek için bir adım olduğunu düşünüyorlar. Açıkçası bana kalırsa ben doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun devletlere verilmemeli böyle bilgiler. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu konuyla alakalı aşağıda yorum kısmına bu konuyla alakalı görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bu arada bu durumlarda, yani IRS gerçekten fonlarla uğraşacaksa, yani kullanıcı fonlarının bilgilerine ulaşacaksa, kullanıcı datalarına ulaşacaksa, privacy coin'ler böyle dönemlerde birdenbire yükselebiliyorlar. İşte XMR, Dash takip etmek lazım. Takipte olmak lazım. Dash'in bu ara, bu hafta hard fork güncellemesi de varmış. Onu da önümüzdeki bölümde bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta bahsettiğimiz tarafta Dash'in hard fork güncellemesinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun dışında diğer haberime geçmeden önce hazır aklıma geldi. Like yorum atarsanız sevinirim. Şimdi yorumdan bahsettim, sizin yorumlarınızdan. Videomuza like yorum atarsanız aklıma geldi, sevinirim. Onu da bahsedeyim. Evet, devam edelim. Bir sonraki haberimiz FTX tarafından arkadaşlar. Çeşitli gelişmeler geliyor FTX tarafından. Claims.ftx.com diye bir bölüm açtıklarını duyurdular. Burada işte önümüzdeki haftalarda aktif olacak. Buradan giriş yapmak gerekiyormuş. İşte claims.ftx.com adresinden. Sanırım içeride parası kalan arkadaşların hani
bir şey aktive edecekler oradan. Bu duyurusunu yapacaklarmış önümüzdeki haftalarda, hem Twitter'dan hem de e-mail aracılığıyla bu platformu açtıklarıyla alakalı bir duyuru yapacaklarmış. Ben de hani merakla bekliyorum bu tarafta neler olacağını. Benim de çünkü içeride bir miktar param kaldı. Şimdi bildiğiniz gibi size ben anlatıyorum zaten. 10 milyar dolarlık bir vurgun yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da size ben FTX 2.0 Coalition ve yeni CEO'dan, yani John Reid III'ün açıklamalarından, bunu anlatan haberlerden bahsetmiştim. Şöyle bir gelişme yaşandı bu FTX tarafında. Bu kayıp 10 milyar doların 7 milyar dolarını kurtarmışlar arkadaşlar bu tarafta. Yani bir 3 daha lazım yani. Şimdi bakalım burada nasıl bir geri ödeme planı çıkacak ya da çıkacak mı? Yani bir 3 milyar dolar daha bulunursa tabii. Yani assetler muhtemelen, yani oradaki varlıklar BTC'nin 16K'yken ki, 16 bin dolarken ki fiyatına göre hesaplanacak. Mesela işte elinizde, atıyorum tabii tamamen, 10 Bitcoin varsa içeride işte 3 milyon dolar değil de 1.6 milyon dolar geri ödeme yapacaklar. Şu an hani Bitcoin fiyatı 30K. Yani bana öyle geliyor. Çeşitli görüşler var bununla alakalı. Mesela işte 2025-2026 gibi geri ödenir vesaire diye. Benim kendi görüşüm şu. Öncelikle tabii ki kurumsallara verirler. Verecekleri ödemeleri, yapacakları ödemeleri. Sonrası bize kalır. Ben bu tarafta 2024 yılında sonuç alacağımız konusunda kararlıyım arkadaşlar. Geçenlerde Twitter'da bir anket yaptım bu arada. Şöyle bir anket yapmıştım. 4000 kişi katıldı Twitter'da bu ankete. Hani FTX açılırsa tabii işte şakayla karışık. FTX açılırsa kullanır mısınız gibilerinden. %38 de birinci çıktı arkadaşlar kullanırım seçeneği. Asla kullanmam seçeneği %28 de ikinci sırada kaldı. Yani şöyle bir durum. Çoğunluk ben dönse kullanırım diyor. Elbette ki, yani tabii ki on binlerce kullanıcı asla kapısının önünden bile geçmez. İçerideki parasını kurtarırız. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani kullanıcılarının bir kısmını kaybetmiş bir şekilde de olsa, operasyonel hale gelirlerse hazır kullanıcıları halen daha var yani. Bu artık kesin bir şey. Gerçekten enteresan bir durum. Konu biraz dağıldığı için bu konuyla alakalı beklentimi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. 2024 yılı içerisinde bu taraftan artık ufak ufak sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz nasıl bir süreç yaşanacak FTX tarafında. 2024 Ekim'de de SBF'nin ilk duruşması görülecek bu arada, tekrardan hatırlatayım onu da. FTT bu arada çok iyi karşılıyor. Yani FTX ile alakalı haberleri olumlu geldikçe fiyat yükseliyor ve çok yükseliyor yani. Aşırı yükseliyor. Tabii ki yani çok çok riskli, iflas etmiş bir borsanın token'ı. Ama vallahi gerçekten benim şahsi düşüncem, üzmeyecek bir miktar güzel bir düşüş olduğu zaman, tabii direkt hani olduğu yerden dalmaktan ziyade güzel böyle kan dökülen bir, mesela kötü haberle gelen bir düşüşün olduğu bir, hani öyle bir karanlık bir düşüşten sonra alıp unutmak, eğer gerçekten ileride açılma durumu olursa enteresan yerlere gidebilir o alıp unuttuğunuz FTT diyelim. Bu taraftaki FTX tarafındaki gelişme tabii kesinlikle, bu arada tekrar belirtiyorum, çok çok riskli FTT. Çünkü yani iflas etmiş bir borsanın token'ı diyelim. Bu FTX tarafındaki gelişmeleri de burada bitirelim arkadaşlar. Bu arada bu konuyla alakalı da yorumlarınızı merak ediyorum. Yani eğer FTX yeniden açılırsa FTX'te trade alsat yapar mısınız? Yoksa sadece paranızı çekip kaçıp gider misiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda bahsedin, onları da okuyayım ben de yorumlarınızı. Onun dışında bakıyorum şöyle haberlerime. Önemli son notumdan bahsedeceğim, Celsius. Şimdi iflas eden lending firması, bildiğiniz gibi arkadaşlar FTX batmadan önceki süreçte ve battıktan sonra bu firmanın akıbeti Bitcoin fiyatını çok etkilemişti. Alex Mashinsky isimli şahsın sahibi olduğu lending borrowing firması. İşte yani kabaca şöyle söyleyeyim. Kriptoyla faiz veriyorlar. Ödünç verip kripto alabiliyorsunuz vesaire. Çok kabaca anlatıyorum burada ben bunu. Takılmayın lütfen buna. Neyse, bildiğiniz gibi bu firma batmıştı ve Chapter 11 iflas başvurusunda bulunmuşlardı. İflas durumu mahkemeye taşınmıştı. Bu mahkemede yaptıkları son başvuruda 218 milyon dolarlık asete, varlığa erişim hakları var. Ve bu paralar altcoin olarak duruyor arkadaşlar. Mahkemeden bu parayı, bu assetleri Bitcoin ve Ethereum'a çevirmeleriyle alakalı
bir başvuruda bulunmuşlardı. Mahkeme kabul etti bu başvuruyu. Yani bu durumda bakalım yarın pazartesi göreceğiz. Bu ellerindeki altcoin'leri satıp alım yapacaklar mı? 218 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum alınacak. Çoğunlukla ellerinde kendi native token'ları SEL ve onun dışında işte majör altcoin'lerden Matic, ADA, LINK gibi altcoin'ler var. Buradaki görselde de Ninja News'un haberindeki şuradaki görselde görebilirsiniz. 51 milyon dolarlık Matic, 26 milyon dolar değerinde ADA, 17 milyon dolar değerinde LINK, 13 milyon dolar değerinde de Litecoin'leri varmış ellerinde. Önemli rakamlar aslında. Hepsini tekte mi satacaklar? Ne olacak? Göreceğiz pazartesi günü, yani yarın. Bu taraftan da bu hafta, yani yarın olmasa bile bu hafta sıcak gelişmeler gelir gibi geliyor bana. Celsius'un satış yapacağı altcoin'ler ve onun yerine alacağı Bitcoin ve Ethereum'la alakalı gelişmeler, bakalım görelim diyorum arkadaşlar. Ve önümüzdeki hafta bizi bekleyen önemli gelişmeler kısmında hemen Kerem'in tweetini açıyorum arkadaşlar. Bu hafta bizi bekleyen gelişmeler. Evet, pazartesi günü borsalar bir sonraki gün 4 Temmuz yani ABD'nin kurtuluş günü olacağından dolayı pazartesi günü yarım gün kapalı, yarım gün açıklar. Onun dışında yine 3 Temmuz'da yani pazartesi günü FTX'te size az önce bahsettiğim claims kısmıyla alakalı bir gelişme olacağı bekleniyormuş. Salı günü 4 Temmuz borsalar kapalı. Rahat bir nefes alacağız salı günü. Çarşamba günü Dash'ın hard fork'u var arkadaşlar. Size az önce Privacy tarafında söylemiştim Kraken'le ilgili verdiğim haberde. Çarşamba günü hard fork'u gerçekleşecek Dash'ın. Fed tarafında Federal Açık Piyasa Komitesi yani FOMC toplantısının tutanakları yayınlanacak yine çarşamba günü, aynı gün. Çarşamba günü tutanaklara göre volatilite bekleyebiliriz. Aynı zamanda faiz arttırımı durumları için belirleyici fikirler verecektir buradaki tutanaklar diyelim. Perşembe günü bir gelişme yok, göremiyorum. Cuma günü ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamda beklenti verisi 200 bin, işsizlik oranı verisi beklentisi de %3.7'ymiş arkadaşlar. Onun dışında bu hafta pazartesi günü önemli SUI'de 24 milyon dolarlık bir kilit açılımı var. Önemli bir rakam unlock için. Yine salı günü NEAR ve DYDX'de önemli kilit açılımları var. Mesela NEAR'da 11 milyon dolar değerinde, DYDX'de de 14 milyon dolar değerinde kilit açılımları var diyorum. Ve önümüzdeki haftaki gelişmelerden de bahsetmiş olduk. Böylece Kerim'e hazırladığı için, bu güzel bülten için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler Kerim, sağ olsun diyorum ve haberlerime son veriyorum arkadaşlar. Onun dışında grafik analiz bölümümüz var. Şimdi ilk önce XMR'den bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi az önce size söylediğim gibi bu Kraken'de vesaire herhangi bir durumu olduğunda privacy coin'ler bir anda yükselişe geçebiliyor. XMR'de şu iki bölgeyi ben beğendim arkadaşlar. Şuradaki fiyat yapısı benim hoşuma gitti. Şu %3'lük alanda emirlerim olacak. XMR eğer düşerse, şöyle bir hareket yaparsa işleme dahil olmak için şuradaki alanda, %3'lük alanda 161-156 arasındaki %3'lük bölgede 3 tane emirim olacak. 3 parça eğer gelirse 3 parça long işlem almış olacağım. Şuradaki tepe yapısının altında 4 saatlik mum kapanışı yaptığı zaman da işlemimden stop olmak kaydıyla XMR'yi bu şekilde takip ediyorum arkadaşlar. Onun dışındaki diğer grafiğim LDO'ydu. LDO'da şu yapıdan bahsetmiştim size. Hatta şu yeşille işaretlediğim yerden işleme girecektik. Maalesef oraya kadar inmedi. Yukarı güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi 2.15 benim uzun zamandır takip ettiğim bir direnç bölgesi. Çok uzun zamandır buralarda kullandığım, destek olarak kullandığım, şu an için güncel olarak en önemli direnç bölgemiz 2.15. Şimdi şu anda anlık olarak tekrardan orayı zorluyor. Bakın 1, 2, 3 kere temas etmiş 24 saat içerisinde bu direnç bölgesinde. Muhtemelen burayı kırmak istediği için böyle bir fiyat yapısına, fiyat hareketine sahip şu an LDO. Şimdi bizim için uygun giriş yeri neresi olabilir diye düşündüğüm zaman
Benim için ilk olarak gözüme çarpan güzel yer eski tepesi olan 203 bölgesi. Şuradaki, bakın burada da bir tur likidite almış mesela buradaki alandan. Buraya tekrar bir geri çekilme durumunda alarm atıyorum. 203'e gelirse long açabilirim buradan. Onun dışında 203 haricinde benim zaten uzun zamandır LDO grafiğim hep aynı şekilde duruyor. 1.85 ve 1.97 2 dolar bölgesine önem veriyorum. Oralarda da çok güzel destekler eğer gelirse değerlendiririz. Ama öncelikle piyasa bullish olduğu için eski tepesini destek olarak almasının mantıklı düşündüğüm için eğer buraya geri çekilme gerçekleştirirse 203'ten bir long işlem almayı düşünüyorum. Şu anda da anlık olarak bullish harekete devam ediyor. LDO şöyle kısa zaman diliminde baktığım zaman mesela işte 15 dakikalık grafikte şuradaki trend yapısından şöyle bir üçüncü temasında reddini yiyip tekrar buraya geri çekilirse şöyle bir şey yaparsa buradan gireriz arkadaşlar LDO'ya. Tabii bu çok kısa vade, 15 dakikalık da bir tahminde bulundum. Yalnızca böyle olacak diye bir kaydı yok diyelim. Evet, LTC'ye geçelim. LTC'den de size bir önceki yayında bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın fiyat şuradaydı. Bir önceki videoda, geçen haftaki videoda izleyebilirsiniz. Fiyat şu bölgedeydi. Size şöyle bir fiyat hareketi çizmiştim. Fiyat buraya gelirse, süpürürse burayı diye. Fiyat geldi buraya ama beklediğim 78'e kadar gelmedi. Yani ben bu 80 bölgesini süpüreceğini tahmin ediyordum aslında. Çok güzel giriş yeri olacaktı. Ama beklediğim kadar düşmedi ya da nasıl söyleyeyim, ben yanıldım diyeyim. Ve buradan çok güzel bir impulsif yükselişine devam başladı. Şimdi bu artık Litecoin'de şunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki hacim barlarından bunu anlayabiliriz ki bu artık halving koşusunu yapıyor Litecoin. Şimdi Ağustos'ta gerçekleşecek halving. Ağustos'ta sell the news olacağını varsayarsak önümüzde koca bir ay var Litecoin'in yükselmesi için. Tabii ki bu sonsuza kadar yükselecek diye bir kaide yok Litecoin'de tabii ki doğal olarak. Benim beğendiğim iki tane destek bölgesi var. İkisi de Litecoin bullish bir yapıda olduğundan dolayı eski tepelerine yatayda önem veriyorum. 102 dolar bölgesinden bir scalp işlem alınabilir. Eğer düşer mi düşmez mi bilmiyorum ama düşerse 97.5-98 bölgesi de çok güzel, böyle nasıl söyleyeyim, güvenli bir alım yeri olarak gözüküyor. Böyle kaotik bir düşüş yaşarsak markette zaten benim uzun zamandır beğendiğim, takip ettiğim seviyeler belli. 78-77 aralığı, 85-88 aralığı ve işte 93-92 aralığı. Yani buradaki bu aralıklara önem verdiğim zaten benim biliniyor. Ama dediğim gibi bu bölgeler de değerlendirilebilir. Litecoin'de diyorum ve BNB'ye geçiyorum. BNB'yi de tweet atmıştım. O yüzden bahsetmek istedim. Şuradaydı tweet attığımda iki tane senaryo çizdim. Bakın şöyle göstereyim size senaryoları. Bir tane senaryo şuydu. Bir tane senaryo da şuydu. Aşağıdaki trendten baz alarak yaptığım bir fiyat tahminiydi bu. Şimdi fiyat beyaza yakın bir senaryo gösterdi. Dün geldi burayı kırdı. Buradan da destek olarak aldı. Yani SR Flip direnci desteğe çevirdi. Buradan şuradaki tepe bölgesinden reddedi. 249 bölgesinden. Şimdi ben 255'e kadar bir yükseliş bekliyordum bunda. Bu senaryonun şu kısmı gerçekleşmiş oldu. Şu kısım gerçekleşmiş oldu. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki şu fiyat hareketi, buradaki fiyat hareketi gerçekleşmiş oldu. Ancak buradan 255'e kadar soluksuz bir yükseliş gerçekleştiremedi. Şimdi ben bunun burada bir trend oluşturduğunu gözlemliyorum. Burada da bir alarmım var. Şimdi 249'dan red yemiş bir BNB var önümüzde. Şuradaki şeyi de, yeşili de sileyim size. Şöyle bir fiyat hareketi yaptığı takdirde hem buradaki desteğine yeniden bir retest vermiş olacak, hem buradaki trende 3. temasını gerçekleştirmiş olacak. O yüzden burada alarmım var. 242 bölgesine önem veriyorum. Gelirse bir long işlem düşüneceğim. BNB'de yine 255-260'lara kadar tutarım. Orada marketin durumuna göre 265-267 seviyelerine kadar da tutmayı düşünüyorum. Bu şekilde bir beklentim var BNB'de. Onu da bahsetmek istedim size. Bakalım göreceğiz o tarafta da. Onun dışında SP500'e geçeceğim arkadaşlar. SP500'de şöyle bir fiyat yapısı vardı.
şu kutuya gelmeden yükseldi. Biz %0.1 ile buradaki karlı işlem fırsatını kaçırmış olduk maalesef. Şimdi bu kutuyu ben gerçekten önem veriyorum. Yani şuraya da bir alarm atayım hatta. Şimdi buraya alarmı attık ama yani illa bu kutuya gelecek, buradan gireceğiz diye bir şey yok. Şuradaki bölümü de, şuradaki bölgeyi de 4427-4426 bölgesi. Bu bölgeye bir geri çekilme gerçekleştirirse SP500 şu anki bulunduğu yerde minörde bir direnç alanı olduğunu varsayarsak, şu bölüme hani yüksek zaman diliminde HTF'de en azından bir retest gerçekleştirmiş olarak düşünüp bir long işlem alabilirim. 4429-4427 o bölgeden. Onun dışında buradaki beyaz kutu bence güzel bir giriş yeri. Şuradaki kırmızı da higher time frame'de, yani yüksek zaman diliminde benim takip ettiğim önemli bir direnç yapısıydı. Ve tuhaftır ki bu direnç yapısının içerisinde çok enteresan %1'e yakın bir gap'le bu direncin üstüne çıktı. Yani HTF'de bu kutu hala önemli bir destek olarak 4300 bölgesi bence görülmeli. Yani er ya da geç bu gap dolacaktır. Tabii ne zaman dolacak onu bilemeyiz. O yüzden böyle kısa zaman dilimlerinde küçük işlemlerle kar etmeye çalışıyoruz. İndeks tarafında, SP500 tarafında. Bu arada indeks işlemlerimi PrimeXBT'den gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kaydolabilirsiniz PrimeXBT'ye. Onun dışında marjin işlemlerimi OKEX'ten ve Binance'dan karışık olarak gerçekleştiriyorum bu dönemde. Bazı paritelerde haber takibi yaptığım için hala Binance'ı kullanmama rağmen Bitcoin ve Ethereum ve özellikle işte major altcoin'lerde yavaş yavaş OKEX'e futures tarafında geçmeyi düşünüyorum. Geçmeyi planlıyorum. OKEX ile ilgili böyle bir düşüncem var. Aşağıdaki linkten de Binance ve OKEX'e de Ninja indirimli, komisyon indirimli ref link ile kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında evet, bitti arkadaşlar videomuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bol kazançlı, stressiz bir hafta geçirirsiniz. Bana zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Like, yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler herkese. İyi pazarlar.